Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizde okutulan seçmeli hadis metinleri dersimizin birinci ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Hadi başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuzda hadis ilminin konusu ve amacı nedir? Açıklayınız şeklinde bir sorumuz var. Hadis ilminin konusu nedir? Peygamber Efendimizin hayatıdır. Peygamber Efendimizin sözleridir. Hadis ilminin amacı ise Resulullah'ın hem söz hem fiil hem de takrirlerinin doğru olarak tespit edilip sonraki nesillere, bizlere doğru bir şekilde aktarılmasıdır. Dolayısıyla hadis ilminin konusu Hz. Muhammed'dir. Hadis ilminin amacı ise Peygamberimizin söz, fiil ve takrirlerinin doğruca tespit edilip sonraki kuşaklara aktarılmasıdır deriz. İkinci sorumuzda Hz. Peygamber'e itaat etmek ve onu örnek almakla ilgili hangi ayetleri biliyorsunuz şeklinde. Ne yazabiliriz buraya? Nisa suresi 65. Ama hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin hükmüne içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor Rabbimiz Nisa suresi 65'te. Bir de Ahzab suresi 36. ayet var. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdikten sonra artık mümin erkek ve mümin bir kadının kendileriyle ilgili hususlarda başka seçenekleri yoktur. Bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulüne isyan eden kimse şüphesiz apacık bir sapkınlığa düşmüş olur buyuruyor Rabbimiz. Diğer sorumuz hadislerde konu bütünlüğüne niçin dikkat edilmesi gerektiğini açıklayınız şeklinde. Sevgili arkadaşlar hadislerde konu bütünlüğü ilgili hadis metinleri arasında tam bir anlam bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu yüzden aynı konuya dair hadislerin bir kısmını dikkate alıp diğerlerini terk etmek eksik ve yanlış sonuçlara götürür. O yüzden hadislerin konu bütünlüğü çok önemlidir. Sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için ilk olarak külli yaklaşım yani genel yaklaşım konuyla ilgili hadisleri bütün tarikleriyle bir araya getirip iç bütünlüğü içinde okumak ve değerlendirmek önem arz eder. Bu bütünlüğün dikkate alınmaması halinde ise özünden, hadislerin özünden uzaklaşılmış olur. Din ve toplum eksenli bir takım problemlerin yaşanılması da kaçınılmaz olur. Evet bu sorumuza bu şekilde cevap verebiliriz. Dördüncü sorumuz müksirun ne demektir? Müksirun sözlük anlamı çoğaltanlar, fazla yapanlar demektir. Hz. Peygamber'den çok sayıda hadis rivayet eden sahabe için müksirun ifadesi kullanılıyor. Kesin bir ölçü olmamakla birlikte binin üzerinde rivayet olan sahabilere müksirün veya ekserus sahabeti hadisen denilmiştir. Aynı tabir Osmanlıca kaynaklarda da müksirini sahabe şeklinde geçiyor. Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadisler binin üstünde olan ve böylece Müksiriyun grubuna giren sahabiler kimlerdir? İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh 5374 hadis. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh 2666 hadis. Enes bin Malik 2280 aldı. Hadis müminlerin anası peygamberimiz ile Hazreti Ayşe annemiz 2210 hadis. Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Cabir bin Abdullah 1540 hadis. Ebu Said el-Hudri 1170 hadis bizlere rivayet eden 7 raviden isimleri bu şekilde. Boşlukları aşağıdaki ifadelerden uygun olanlarla doldurunuz şeklinde bir sorumuz var. Burada Hazreti Peygamber, tebliğ, ittiba, iktida, Muaz Bin Cebel, teşri, tebin ve talim ifadelerimiz yer almakta. Birinci sorumuzda Hazreti Peygamber'i rehber edinerek izinden gitmeye ve bilinçli olarak ona uymaya sevgili arkadaşlar ne denir? Evet ittiba denilmektedir. Buraya getiriyoruz. Yaşayan Kur'an olarak nitelendirilen kişi kimdir? Peygamber Efendimizin ahlak sorulduğunda ne demiştir? O yaşayan Kur'an'dır. Hz. Peygamber'in vahiy insanlara ulaştırması nedir? Tebliğ. Uygulamalı açıklaması ise sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimizin konuyu ne yapıyor? Tebliğ ne diyor? Açıklıyor. Kur'an'da bulunmayan bir konuda Hazreti Peygamber'in hüküm koyması nedir? Bu da teşriğidir. Peygamber Efendimiz Kur'an'a uygun şekilde hükümler koymuştur. Boşluk doldurma sorumuz var. Yapalım sorularımız da burada. Sahih Buhari'de tekrarlar hariç kaç tane hadis bulunur? 4000 tane hadis bulunur. Kütüb-i Sitti'ye ilave edilerek kütüb-i Tis'a'yı oluşturan kaynaklardan İmamı Malik'e ait olan eser nedir? el mubattadır Ebu Hureyre'den hadis rivayet edilmiştir. Kaç tane? 5374 tane. Hadislerin söylenmesine sebep olan olayla ilgili bilgiye sebebi vürut denir. Ayetlerde de yine aynı şekilde sebebi vürutlar vardır. Hangi konuyla ilgili söyleniyorsa ona sebebi vürut denilmektedir. Evet sevgili arkadaşlar Türkiye'nin en büyük sözel kanalı e Akademi TV'den hadis dersimizin seçmeli hadis metinleri dersimizin birinci ürünün sonunda yer alan değerlendirmesi soruların cevaplarını yaptık. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip arkadaşlarımıza da paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.